أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أرزقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك مني والمسلمين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحانك ربنا وإليك المصير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. 25. söz, 2. şule, 1. 2. nur. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin hatimelerinde gösterdiği fezlekeler ve Esma-i Hüsna cihetindeki uslub-u bedi'isinde olan meziyet-i icaziyeye dairdir. Ayetlerin sonundaki fezleke özel. İftar. Şu ikinci nurda çok ayetler gelecektir. O ayetler yalnız ikinci nurun misalleri değil, belki geçmiş mesail ve şuaların, geçmiş meselelerin ve daha önce şualar diye bölüme ayırdığı konuların misalleri dahi olurlar. Bunları hakkıyla izah etmek çok uzun gelir. Şimdilik ihtisar ve icmale mecburum. Kısaca bahsetmeye mecburum. Onun için gayet muhtasar bir tarzda özet. Bir şekilde bu sırr-ı azim-i icazın misallerinden olan ayetlere birer işaret edip tafsilatını başka vakti talik ettik. Şu sırr-ı azim-i icazın büyük, mucizevi, azim, mucizevi sırrın misallerinden olan ayetlere birer işaret edip tafsilatını başka vakti talik ettik. Bırak. İşte Kur'an-ı mucizül beyan ayetlerin hatimelerinde, ayetlerin sonlarında galiben bazı fezlekeleri zikreder ki, fezleke, özetçikleri zikreder ki o fezlekeler ya Esma-i Hüsna'yı veya manalarını tazammül ediyor. Konuyla ilgili Esma-i Hüsna'nın ya da Esma-i Hüsna'nın manalarını içeriyor. Veyahut aklı tefekküre sevk etmek için aklı havale eder. Veya o fezlekelerde aklı düşünmeye
terk etmek için akla havale eder. Veyahut makasını Kur'aniyeden bir kaide-i külliyeyi tasammun eder. Veya Kur'an'ın ana maksatlarından bir külli kaideyi o fezleke özetleyiverir. Ana maksatlarından birisini hatırlatır. Ayetin tekit ve teyidi için fezlekeler yapar. Daha önceki geçen ayetlerin tekidi, teyidi sağlamlaştırılması mı? Orada anlatılanların bir özet halinde vurgulanması için özetler yapar. İşte şu fezlekelerde Kur'an'ın hikmet-i ulviyesinden bazı işaret ve hidayet-i ilahiyenin av hayatından bazı reşaşat küçük küçük su serpintileri. İlyaz-ı Kur'an'ın berklerinden bazı şerara vardır. Parlak, kıvılcım vardır Kur'an'ın. Şimşek çakması var ya berk. Berklerinden bazı kıvılcımlar vardır. O, bu fezlekelerin içinde. Şimdi pek çok bu işarattan yalnız 10 tanesini icmalen zikrederiz. Hem pek çok misallerinden birer misal ve her bir misalin pek çok hakaikinden yalnız her birisinden bir hakikatin mahalli icmalesine işaret ederiz. Çok misaller var. 10 tane vereceğiz ve onların da çok hakikatleri var. Biz onlardan bir tanesine işaret edeceğiz. İcmalidir, malini işaret edeceğiz. Özet halinde. Bu 10 işaretin ekserisi, ekser ayetlerde müştemiyan beraber bulunup hakiki bir nakş-ı icazi teşkil ederler. Birçok ayetlerde hepsi bulunurlar. Biz burada örnek veririz. Kur'an ondan ibaret değil. Kur'an'daki, geçen buradaki örnekleri var. Kur'an her yerinde var. Hepsi birden bir bütün teşkil ederler. Kur'an'ın genel icazi ifadesine nakşını dokurlar. Yani bütünlüğünü gösterirler. Hem misal olarak getirdiğimiz ayetlerin ekserisi ekser işarata misaldir. Yani Kur'an'da çok bulunan diğer işaretlere burada misaldir. Biz yalnız bir ayetten bir işaret göstereceğiz. Misal getireceğimiz ayetlerden eski sözlerde bahsi geçenlerin yalnız mealini bir hafif işaret ederiz. Yani en kısa şekilde bahsedeceğiz. Birinci meziyeti cezalet. İkinci nokta, böyle 7 tane, bunlar 7-8, 10 tane olacak demişti. 10, evet, ikinci şuradan üçüncü nokta. Evet. Meziyet-i cezalet, Kur'an'daki cezalet. Cezalet ne demek? Rekaketsiz ifade, güzellik, müdebberlik, akıllılık, edebiyatta kelimeler ince ve
ters söylenişlerine göre elfaz-ı cezme ve elfaz-ı rakika diye ikiye ayrılmış. Elfaz-ı cezme söylenişinde tatlılığı bulunan veya heybet, ululuk, çarpışma, korkutma, yıldırma ifade etmeye yarayan kelimelerdir. Celadet, haşmet, çekaçek, drahşan gibi. Celadet, haşmet. Cezalet ve nazmiye Kur'an'daki kelime ve harflerin harika bir ahenk ve münasebet ile nazım ve tertibindeki cezalet. Kur'an-ı Hakim icazkar beyanatıyla, mucizevi ifadesiyle Sani-i Zülcelal'in ef'al ve eserlerini nazara karşı serer, basteder, yayar. Sani-i Zülcelal'in eserlerini insanın nazarının önüne serer, onları basteder. Tanısın değil mi? Çocuk mu neydi? Galiba. Sonra o asar ve efalinde Esma-i İlahiye'yi istihraç eder. Kur'an'ın usulü şöyle genelde. Cenab-ı Hak önce fiillerini ve eserlerini insanın gözünün önüne seriyor, anlatıyor. Şunlara bak, şunlara bak, şunları biz yaptık, şunları yaptık. Ondan sonra o eserlerde, o fiillerde tecelli eden Esma-i İlahiye'yi çıkartır, insanın gözünün önüne verir. Bakın şu 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 özelliklerimi burada görebilirsiniz der. Önce konuyu anlatıyor, sonra onun için anlattığını, onu niye işaret ettiğini söylüyor. Yani bazı yerde soru şeklinde olabilir, görmez misiniz, bakmıyor musunuz diye oluyor. Sonra onun neden bahsettiğini söylüyor. Kur'an'ın usulü bu. Veya haşir ve tevhid gibi bir makası da asliye-i Kur'aniye'yi ispat ediyor. Sonra haşir gibi, tevhid gibi Kur'an'ın asli maksatlarından birisini ispat etmek için yapmış olduğu efalini, Cenab-ı Hakk'ın fiillerini, eserlerini gözlemlese. Bu ne demek? Biz de öyle yapacağız demek ki İslamiyet'i böyle anlayacağız. Dini böyle anlayacağız demek. Kur'an madem böyle öğretiyor, biz de böyle anlayacağız demek. İmanın esaslarını anlamak için önce kainatta nedir, hangi imanın hangi esasına kalbini, ruhunu, aklını ikna etmek, tazelemek, yenilemek, ve tasdik ettirmek istiyorsa Kur'an'ın usulü bu. Önce ef'al ve asar-ı ilahiye bakıyoruz. Yani kainattaki fiillere, eserlere bakıyoruz. Bunlar ilahi fiiller midir? Bunlar ilahi eserler midir bakıyoruz? Yani o fiiller rastgele fiiller midir? Dikkat ediyoruz. Herkes yapabilir mi? Kim yapabilir? Kim yapmış olabilir? Ona bakıyoruz. Ondan sonra o fiil ve eserlerdeki tecelli eden yaratıcının özelliklerini, isimlerini gözlemliyorsun. Sonra itikadi esaslarını oradaki tecelli eden manalara, isimlerin, yaratıcının isimlerine delalet eden yönlerine yerleştirip tamam, ben buna bunun için böyle inanıyorum diyor. Yoksa bana öyle diyorlar, bizim dinimizde böyle olmaz. Ben bunun için inanıyorum. Kalbim mutmain olacak, kalbim tatmin olacak.
Evet, böyledir. Bunun için aklına şüphe kalmaması lazım. Aklın getireceği itirazların hepsinin önünün alınması, kaldırılması lazım. Aklında şüphe kalan kimse, kalbimde ben inanmıyorum, böyle bir din Allah'ın dini değil. Rabbimiz böyle bir şey öğretmiyor bize. Yani herhangi bir bilgiye, ideolojiye, düşünceye gönlünü vermiş, ben seviyorum, ben bundan hoşlanıyorum diyen insanın o doktrine, o düşünceye bağlı kalması gibi. Dolu dünyada öyle insanlar var. Milyarlarca insan var öyle. Herkesin hesabı kendine ama madem Allah kainatın yaratıcısı olan Allah'ın dinine muhatap olmuşuz, onun hakkını vermemiz lazım. Onun usulünü bilmemiz lazım. Yoksa İslamiyet'te diğer dinler aynı, eşittir falan, herkes bir inancı var canım tarzına bir anlayışla, laubalilikle Allah'ın dininin terbiyesinden kendimizi mahrum etmememiz lazım. Geçiştirmememiz lazım. Din böyle geçiştirilmek için değildir. Din hayatın aslıdır, özüdür. Onun hakikatini bulmamız lazım. Niye hayatımı yaşıyorum? Efendim, İslamiyet'te akıl değil, vahiy önemlidir. Vahiy aklı ikna etmek için vazife yaptığını söylüyor. Dikkat edin. İnsan aklıyla çözmediği, ikna olmadığı bir konuya kalbiyle tasdik edemez. Kendimizi kandırmayalım. İslamiyet'te böyle bir usul yoktur. Allah'ın dini bize böyle gelmedi. Öbür dinlerde mecbur. Çünkü adam ikna edemez ki. Sana yeryüzünde yaşamış bir kişinin ilahi özelliğe sahip olduğunu söylüyor. İnan, aklın kabul etmesi mümkün değil. Bunu akılla nasıl izah edecek? Ne yapacak sana? Akıl önemli değildir diye geçiştirecek. Çünkü yok ki adamın delili. Edemez ki. Mümkün değil. Öbürü diyecek biz seçilmiş kullarız falan. Allah'ın torpil geçtiği insanları. Bize özel vaadi var. Siz bizim, biz sizi yöneteceğiz. Biz sizin hizmetimizi alıp dünyayı biz kurtaracağız. Biz yöneteceğiz. Çünkü bizim özel durumumuz var. Yani Allah niye sen özel yapsın beni bir başkasını senden daha aşağı yapsın ki bu kainatın yaratıcısı nedir bu? Torpil mi geçiyor? Ne yapıyor? Bu kainatta böyle bir şey var. Bir ağaç diğer ağaçtan daha adiymiş falan. Nereden çıkarttın? Belli ki adam enaniyeti millileştirmiş. Şahsi enaniyetini, gururunu o milli national enaniyet haline getirmiş. Enaniyet. Yalnız. Yani gurur. Ona justification buluyor. Onu haklı çıkartmak için bahane arıyor. Yani gurur. Ligol. Belli bir şey. Bunu aklın sana izah edemez ki. Aklın hiçbir delil gösteremez ki bunun doğru olduğuna dair. Ne yapacak? Akıl önemli değil, akıl önemli değil diyecek. Ama Kur'an öyle demiyor. Kur'an aklını da ikna ederim, kalbini de ikna ederim, ruhuna da uygun gelir, hissiyatında tasdik eder ve beni bütün duygularımla birlikte hak olduğumu anlayacak. İnsaniyetinle doğruluğunu, hakkaniyetini tasdik edeceksin. Din budur. Bundan hep kaçıyorlar. Hainler dinin bu özelliğinden hep kaçıyorlar. İslamiyet'in bu özelliğini görmemek için ne külahlar uyduruyorlar, ne planlar yapıyorlar. Müslüman, İslamiyet'in kendisi önemli değil, tabi olduğu, bulunduğu topluma bakmamız lazım. Toplumun kültürüyle karışmış. Biz tarih çalışıyoruz. Biz kültürel İslam çalışıyoruz. İdeolojik İslam çalışmıyoruz.
ideoloji, ideal İslam önemli değil, önemli olan yaşanan İslam'dır deyip kendilerine dinin öğretilmesini yasakladığı toplumlardaki sapıklıkları İslamiyet'e mal ediyor. Biz de onu hak ediyoruz. Biz de onların çaldığı davulu çalıyoruz çünkü. Biz de kaçıyoruz. Her şeyimiz ciddi, dine gelince yok. Din peşidir. Her yerde, her işimizde, bütün detayına varıncaya kadar çok dikkatliyiz. Dine gelince biz inanıyoruz, biz Müslümanız. Zaten kurtulanlardan, bütün din mensupları kendilerini kurtulanlardan sayıyor. Olması zaten o dinin mensubu olmaz ki, kurtulanlardan sayılırsa. Basite alıyoruz. Bunlar, Kur'an'ın usulü bize dinin nasıl olması lazım geldiğini, bizim dinle ilişkimizin hangi esaslara dayandırılarak dinle ilişkimizi geliştirmemiz gerektiğini anlatıyor. Kesinlikle kainatı, mahlukatı ihmal eden bir insan dinde itminanı kalbe ulaşamaz. Benim şahsi kanaatimde çabalıyorum, çalışıyorum, mümkün değil. Atmaca, atarız o zaman. Yani ben inanmıyorum diye atıyorum. Kalbim beni sağlamdır. Ne farkım vardı Yahudinin kendi dinine inanıp da kalbim sağlam demesinde? Onun da delili yok, senin de delili. Ama Kur'an delille geliyor. Ben Kur'an'a inandım diyorum, Kur'an'ın dediğini yapmıyorum. Öyle saçmalık olur. Yani bunu tekrar tekrar vurgulamamız lazım. Çünkü İslamiyet'in meselelerini biz Kur'an'ın usulü dairesinde ele almıyoruz. Ondan sonra bu İslami'dir diyor. Kur'an öyle demiyor. Evet, bakalım. Kur'an-ı Hakim İlyaskar beyanatıyla Sani-i Zülcelal'in efal ve eserlerini nazara karşı seyretmek usulü. Usule'yi dikkat edin. Metodolojik mi vereyim bu arada? Alif olan the first. Sani-i Zülcelal'in efal ve eserlerini nazara karşı serer, basit eder, yayar. Sonra o asar ve efalinde Esma-i İlahiye'yi istihraç eder. Kur'an böyle yapar. Sonra o asar, o eserlerde, o fiillerde ve eserlerde tecelli eden yaratıcının özelliklerini çıkartır, sana gösterir. Veya haşir ve tehrif gibi bir makası da asliye-i Kur'aniye'yi ispat eder. Yani Allah ismini gösterir ya da Kur'an'ın asıl ana maksatlarından birisini orada İnsanın gözünün önüne serdiği fiil ve eser-i ilahiye dayandırarak anlatır. Böyle eser bulacaksın. Dini bu şekilde anlatan kitap bulacaksın. Veya kişi bulacaksın. Veya kendini o şekilde anlamak için gayret göstereceksin. Bu çok önemli usuller. Bize düşen yönüyle çok önemli. Yani cennet verecek Cenab-ı Hak. Nasıl verecek cennet? En azından usulümüz doğru olmalı. Yani çok çalışacağız anlamında değil. Usulümüz doğru olmalı. Zafiyetlerimizi, eksikliklerimizi istiğfar şeklinde Allah'a yöneltmeli. Ya. Elhamdülillah. Birinci mananın misallerinden mesela Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Esma-i İlahiye'yi serdeder, oradan istihraç eder. Bak şimdi ne diyor? Sonra bakalım. Ne dedi? وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ O, her şeyi bilen. Peki nasıl bileceğim onun her şeyi bilen olduğunu? İşte Kur'an onu anlatıyor. Bak diyor, o kimdir? O her şeyi bilen dediğimiz kimdir?
خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ Cemiyan, yeryüzünde ne varsa hepsini birden yaratan. Cemiyan. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ Sonra bak oradan çık, semavata çık. Semavatta tabaka tabaka. Orayı tesviye et. Yani bütün semavatta olan o bizim karma karışık gördüğümüzün hepsi nedir? Fesevva. Tesviye etti, düzeltti, tanzim etti, organize etti. Yani hani rastgele bir yaratılış yok orada. Oraya da bak, her yapılan işin bilinerek, tanzim edilerek yapıldığını. Bilgisiz, rastgele bir tek olay görebilir misin? Yaratıcı her şeyi bilendir. Sonucunu çıkardı. Yani Allah'ı tanıyorum ben dediğimde kainete bakmayacağım. Yeryüzündeki mahlukata bakmayacağım. Semavata bakmayacağım. Onların nasıl işlediklerine, nasıl bir fiil olduğuna bakmayacağım. Ondan sonra diyeceğim. Allah alimdir, Allah alimdir. Nereden? Ben Kur'an'a inanırım. Kur'an semavata ve arza ve karşı kılan her şeye bakacağız. Orada benim ilmimin, yaratıcının ilminin tecelli ettiğini göreceksin diyor. Sen görmeden nereden ben inandım, ben inandım diyorsun. Kaçma. Kaçıyoruz. Dinin hakkaniyetinden terbiye olmaktan kaçıyoruz. Çok önemli. Eğitiminden kaçıyoruz. Kur'an öyle demiyor. Nereden bildin kaçtığımız? Ya kardeşim, İslamiyet'e yazılan, İslamiyet'e dair yazılan kitapların yüzde kaçı bu özelliğe, Kur'an'ın bu özelliğini içeriyor? Nereye kaçıyor? Bilmem. Bedavacılığa kaçıyor. İnandım, bittim, kurtuldum diyor. Kendini kandırıyor. Yeter ki dini ciddiye almasın. Dünyası için en ince teferruatına varıncaya kadar ince hesaplar yaparız. Dine gelince biz inanıyoruz. Uyuklayarak. Dine gelince hadi biraz dini toplantı yapalım diyoruz. Dini toplantıda muhabbet ediyoruz. Yani efendim. Dünya bir muhabbet ediyoruz. Kendimize de bir yağ çekiyoruz. Biz kurtulanlardanız. Herkes öyle diyor. Git Yahudilerin sinagoglarına. Biz kurtulanlardanız diyelim. Hristiyanların kiliselerine git. Biz kurtulanlardanız. Budistlerin temple'larına git. Biz kurtulanlardanız diyor. Herkes öyle diyor. Evet. Evet, farkımız olmalı. Hak dinin farkı olmalı. İnşallah. İnşallah. Bu usul bakımından çok önemli olduğu için üzerinde duruyor. Dini bir kitap size dini anlatıyor. Dine teşvik ediyor. Ne kainattan, ne arzdan, ne semadan, ne efal-i ilahiyeden, ne asar-i ilahiyeden hiçbir delil yok. Ne bahsediyor? Dini bahsediyor. Ne dini ya? Sen ne dininden bahsediyorsun? Sen burada bana herhangi bir kültürün propagandasını mı yapıyorsun? Din kültür değil ki. Kültürü anlatsan bana. Bizim kültürde böyle yaparlar. Neyi? Bizde böyle yaparlar. Çorbayı böyle pişirirler. Bizde tabağı böyle yaparlar. Neyi? Dinden bahsediyor. İşte namazı şöyle kılarsın. Neyi? Komik komik. İslam alemi çok geri kaldı. Maalesef. Bir de Kur'an üstümüze aldık. Yükümüz bizim kendi omuzumuza aldık. Başkasına da bırakmıyoruz. Çok büyük sorumluluğu da var. Çünkü biz Müslümanız diyoruz ya. Adam İslamiyet ile ilgili bir soru soruyor veya bir merak ediyor. Bana İslamiyet anlat diyor. Anlat diyor. Hepsi hikaye. Masal. Ne Kur'an böyle bir şey? Ne İslamiyet'in hakikatinde öyle bir konu var. Biz şöyle 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 yaparız diye anlatıyor. Sana ben ne yaptım? Neyi niye yaptığını bilmiyorsun ki. Kendi bilmiyor ki ona. Ben
namazı kılarken şunu yaparım çünkü onun manası bu desin. Kendi bilmiyor ne yapana yaptı. Bir de İslamiyet'i temsil ettik, anlattık diye mangalda kül bırakmıyoruz. Yani dikkat etmemiz lazım. Çok sorumluluğumuz var. Çünkü çok kıymetli bir emanet var üzerimizde. O emanetin değerini vermediğimiz için kıymetini takdir edecek şekilde o emaneti taşımadığımız için sorumluluğumuz var. Dikkat edin, Kur'an'ın usulüne dikkat edeceğiz. Bu zat Allah ondan razı olsun. Kur'an'ı, İslam'ı, Allah'ın dinini Allah'ın öğrettiği şekilde öğretme gayreti. Duyan Müslümanı. The author is trying to teach God's religion as God teaches us. Not as I understand, or as I like to have it. It is my national identity, or my national cultural heritage. Quran doesn't say that. You can accept religion as your heritage, as your culture. There's no such religion as called Islam. That's very important. Biz Ramazan'da ne yaparız? Oruç anlatacağım. Oruç anlatacağım. Yani işte sabah akşam kalkar, sabah şöyle yaparız, akşama kadar şöyle yemeği içmeyi verir. Niye? Ya. Bu ne demek? Ya. Bu ne anlamı var ya? Kur'an öyle anlatmıyor ki. Ondan sonra ben İslamiyet'i temsil ediyorum diyor. Nerede oluyoruz? Çok. Hepimiz için geçerli ya. Birilerini itham ederek kendimizi veya kendimi ondan istisna tutmuyorum. Kur'an'ın eğitimine girmiyoruz. Mehdi kabul edelim. Arkadaş, ben Müslümanım ama İslamiyet'ten bir şey öğrenmedim. Benim bildiğim anamdan babamdan kalma hikayelerden ibarettir. Bu yönde hiçbir din, başka bir dinin mensubun dinine mensup oluş tarzından farkım yok. Beni özellikle tutup da Müslüman diye muhatap etmeyeceğiz. Yani bana bakma. Bilmiyorum çünkü bilmediğim yerde. Kur'an'ın terbiyesini almadığın yerde, Kur'an'ın terbiyesini almadığını söyleyip hiç olmasa yanlış temsil ediyor. Biz cahil bıraktık, biz cahil kaldık, kendi isteğimizle kaldık, başkaları vermedi, eğittirmedi vesaire neyse ama ben şimdi bu konunun cahiliyim. Bunu açıkça söylemem lazım. Bunu yalnız böyle gayrimüslim diye bilinen toplumlarda değil, Müslüman diye bilinen toplumlarda da açıkça söylemek lazım. Her yeni nesil İslamiyet nedir diye soruyor. İslamiyet böyle bir babanın malı değil ki miras kalsın alıp kendini kullanasın. Bu imandır. Her kalp tek başına kendisi bizzat o imanın hakkaniyetini tasdik etmekle mükelleftir. Yani sa'i esastır İslamiyet. Yani sa'i olmadan kazanç olmaz. Ama bu en sa'i dediğimiz şey mutlaka ekonomik ilişkilerdeki sa'i değil. İmanın hakkaniyetini gerçekliğini, bir dinin, bir İslamiyet olur, başka ne olursa, hakikatini insanın bizzat kendisinin sahi etmesiyle elde etmesi lazım. Onun için her doğan kişi babasından din miras almaz. Mal değildir. Din. Din tasdiktir. Bizzat kendisi tasdik edecek. Ne yapıyor? Kendinden önceki nesillere, bizlere soruyor. Bu sizin din dediğiniz şey nedir diyor. Biz başlıyoruz anlatmaya, Kur'an'la ilgisi yok. Kur'an'ın anlatım tarzıyla ilgisi yok. İhanet ediyoruz. Hiç olmazsa ben bilmiyorum, ben cahilim. Sen kendini araştır yavrum diyebilmeliyiz. Eğer Kur'an'ın usulünde gitmiyorsak, Kur'an'dan eğer Kur'an'ın usulünde bir anlatımdan bir şeyler faydalanıyorsak, işte bu ayeti mesela okuyor, burada da anlatıyor bak. Yoksa biz ayeti okur geçeriz. Bu ayeti okur geçeriz. Ve hiçbir zaman böyle ayetler hutbelerin, vaazların konusu olmaz. Dikkat edin. Hiçbir sen, hiçbir kişi gördün mü hutbenin konusu edilmiş la uksimu bi yevmil kıyameh ve la uksimu bin nefsin levvâmeh. Hutbede bunu anlatıyor.
gibi böyle yapmıyor. Yok. Pratik. Biz Müslümanız derdik ki biz böyle yaparız. Nedeni yok. Ya. Çok çok ciddi bir konu itham ederek, yani siz kötüsünüz değil Ayşe. Bunu dikkat etmek için dikkatimiz çeksin. Yoksa hayatımız geçiyor, ömrümüz geçiyor. Kur'an orada duruyor, bizim ömrümüz geçiyor. Ondan bir türlü faydalanmıyoruz. Allah razı olsun, bu zatlar böyle tekrar bize Kur'an'ın usulüne dikkat edin ve kendinizi o usulde eğitin diye tekrar gündeme getiriyor. Evet. Birinci mananın misallerinden, yani ef'al ve asar-ı ilahiyeyi nazara veriyor, gözümüzün önüne seriyor, ondan sonra oradan Allah'ın, Halık'ın, o fiilin ve o eserin sahibinin özelliklerini istihraç ediyor, çıkartıyor. İşte bunu yapan bu özelliğe sahiptir. Bak, gör ve kalben de mutmain ol, aklen de ikna ol ve öyledir. İtiraz da edemezsin diyor. Çünkü istisnasını gösteremezsin. Şimdi sen azıcık bir okumuş olduğumuz fizik, kimya, coğrafya, biyolojiyle sen kainatta olmuş bir olayın ilimsiz, bilgisiz gerçekleşmiş bir tane örneğini gördüm. Bilgisizce. Rastgele olmuş. Okuduğumuz kadarıyla okuyoruz. Seküler ilim okuyoruz. Var mı bilgisiz gerçekleşmiş? İşte bunu yapan, bunu yaratan her şeyi bilendir. Kur'an'ın eğitimini gördün mü? Bak, bunu yaratan her şeyi bilerek yaratan. Çünkü bilinmeden hiçbir şey vücuda gelmemiş, yaratılmamış, var edilmemiş. Hepsi yoktan var ediliyor ve bilerek yoktan var ediliyor. Kur'an'ın anlatımındaki usule iyi dikkat etmek lazım. Bu birincisine örnekti. وَالَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Oradan bir ismi istihraç etti, öğretti. Şimdi biz de ne yapıyoruz? Yaratıcımız alimdir. Ha! İşte ben alim olan yaratıcıya inanıyorum. Gözümle görüyorum çünkü örnekler. Kalbimde mutmain, aklımda mutmain. Yani bunu yalnız burada evet ben de öyle inanıyorum diyoruz da usul olarak imanın bütün meselelerini bu şekilde takip etmek, bu şekilde anlamak ve anlatmak lazım. İkinci şıkkın misallerinden, mesela o da ikinci şıkkın neydi? Haşir veya tevhid gibi bir makası da asliyeyi, Kur'aniyeyi ispat eder. İspat eder. Kur'an'ın asli maksatlarından bir tanesini ispat eder. Neyle ispat eder? Ef'al ve asar-ı ilahiyeyi insanın gözünde sermek suretiyle. Ona bir misal verecek ama Kur'an bu misallerle dolu dedi zaten, başta söyledi. Siz bütün Kur'an'ın bu şekilde nakşedildiğini, örüldüğünü, bu örgü içerisinde Kur'an'ın insana muhatap olduğunu unutmayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim. No, yanlış oldu. Elem nece'alil arda mihada. Yok, ben işte ihtiyacım. Eliflamin diye okudum da. Elem. Elem nece'alil arda mihada vel cibale evtada ve halaknakum ezvaca ila ahir. Do you have the translation of it? Okay. So, İlâ ahir, inne yevmel faslı kâne mi'âta, ya kadar. Yani işte yeryüzünü bir döşek. Elem mec'alil arda, bu da yeryüzünü bir döşek, dağları birer kazık yapmadık mı? Sizi de çiftçi, yani öyle biraz şöyle okuyalım. Elem mec'alil arda mihada,
yeryüzünü bir döşek yapan biz değil miyiz? Elem necah, biz yapmadık mı yapan biz değil miyiz? Anlamında. Vel cibale evtâde, şu dağları kazık yapan biz değil miyiz? Onları yapan var. İşte o sana konuşuyor. Ve halaknâkum ezvâca, sizi çift çift yarattık biz. Biz yapmadık mı bunu? Bunu kim yapmış olabilir ki zaten? Ben geliyor, inne yevmel fasli, kâne mikâde devam ediyor. İşte o artık yevmel fasl, ayrış günü, ayrışma günü, burası hüküm günü demiş burada, evet. Belirlenmiş bir vakittir, yani inne yevmel fasli, kâne mikâde vakti belirli bir vakit, yani kasıtlı olarak yapıldı, düzenlendi, bir noktaya gelecek, orada her şey ayrılacak. Oraya da inanıyorsun yani. İşte şunları yapan sana bunu haber veriyor. Evet. Birinci ayette asarı bahsedip bir neticenin, bir mühim maksudun mukaddematı gibi İlim ve kudrete gayet ve nizamatıyla şehadet eden en azim eserleri serdeder. İnsanın gözlerinin önüne serer. İlim ve kudrete gayet ve nizamatıyla şehadet eden, nizamıyla, gayeleriyle, maksada binaen yapılmış olduğunu göstererek, sergileyerek ilim ve kudrete şehadet eden en azim eserleri serdiler. Semavatın katman katman yaratılışıdır. Yeryüzündeki o muazzam mahlukatın her birinin o muazzam maksatlı bir şekilde yaratılışını insanın gözünden mesele Alim ismini istihraç eder. Yaratıcının Alim olduğunu gösterir, bilerek yarattığını gösterir, sonra çıkarır, gözünün önüne koyar. İkinci ayette birinci şubenin birinci şuanın üçüncü noktasında bir derece izah olunduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın büyük efalini, azim asarını zikrederek neticesinde yevmi fasıl olan haşri netice olarak zikrediyor. Bunları böyle yaptık, bunları hep yapan biziz. Sonra sizin, bunları hep maksatla yaptık. Bu maksatlarımızdan bir tanesi sizin bu ayetler, bu sergi karşısında takındığınız tavrı bir gün bunları ihmal mi ettiniz, kabul mü ettiniz, bunlara karşı dürüst mü davranıp tasdik ettiniz, görmemezlikten gelmek için kendinizi her şeyle meşgul mü ettiniz, ne yaptınız hepsini ortaya çıkaracağız bir gün. Bunun neticesi sergilenecek. Yani bir gün bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Bütün biz bunları yapıyoruz ama siz de onun karşısında ne yaptıysanız, ne tavır takındıysanız onların karşılığını göreceksiniz diyor. Haşirden haber veriyor. Haşir olacağını söylüyor. Bunu yapanın şu kainatı bu şekilde tazim eden, düzenleyenin sonucunda böyle bir şey yapacağını da söylüyor. Haşırı netice olarak zikrediyor. İşte ama haşırı nereden bahsetti? Haşır nereden olacak? Şunları yapan bunu haşırı yapacak. Bunları tek saydı. Nebe suresinde Amme suresinde derler. O sıralanışı sayılanların hepsi haşırı anlatmanın mukaddemesi. Ama bunu başka yerde izah ettim diyor. Birinci şuradan, birinci şu ayının üçüncü noktasında. Oraya bak. Allah! İkinci nükteyi belavata girelim mi? Gelin. Evet. Gelmeyelim. İnşallah yarın oradan başlarız. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم الحكيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.